Şimdi tabii şöyle vücudu yavaş yavaş. Abi kesinlikle bence kurt. Oo. Hayır. Abi çok yakın geçmiş yalnız. Hayır. Abi bakar mısın? Aa yanında yavrusu da var abi. Bak. Rüzgar da çok fazla şu anda. O yüzden Murat abi yavaştan dönüşe geçiyoruz. Evet. Biraz önce bir kayma tehlikesi atlattık. Hepinize selam. Ben Melih Bektaş. Ülkemizin doğal güzelliklerini gezip, keşfedip size aktarmaya çalışıyorum. Bugün de Bursa'dayım. Ekip orada. Çadırı kurdular. 4 araba geldik buraya. Yollar kötüydü. Bir de üzerine yağmur var. Yürüyüş faslı olacak, zirve faslı olacak. Ve hava müsaade ederse buz tutmuş bir göl var. Buzunu kırıp buza gireceğiz. Bu aktivitenin adı kışa veda aktivitesi. Uludağ'da hava hala sert. Buranın keyfini çıkartmaya çalışacağız. Ve mümkün olduğu kadar zirveye çıkarken de size güzel görüntüler sunmaya çalışacağım. O zaman manzaralarla karşınızdayız. Kayda giremedim çünkü güzel efor sarf ediyoruz, güzel dik bir yere sırmanıyoruz. Bugün küçük bir yürüyüş yapacağız. Yine 4-5 saat sürecek muhtemelen. Ya, yağmurlukları giydik. Şimdi şöyle bir araziye çıktık ormandan. Az kaldı tahminim. Az sonra diyorum ki buranın uzmanı var. Uludağ deyince akla gelen ilk isimlerden İsmet Şentürk. Mikrofonu ona uzatayım. Bir de burayı uzmanından dinleyin. Hangi bölgedeyiz? Özellikle Bursa'da yaşayanlar, İstanbul'da yaşayanlar, Yalova'da buraya çokça yürüyüş hayatta spor faaliyetleri yapmaya geliyorlar. Çünkü gerçekten Bursa bu konuda çok zengin. Birçok spor kulübü var. O yüzden bu konuyla alakanız, ilginiz varsa kesinlikle Bursa'yı araştırın. Çok güzel yürüyüş rotaları da var. Şu tarzda birkaç tane ayı dışkısı gördük. Bir bitkinin kökünü yemiş muhtemelen. İsmet abi de diyor ki burada çok büyük bir ayı ailesi, yani iri bir ayı ve yavruları yaşıyor. Karşılaşma olur mu olmaz mı bilmiyorum ama olursa bu kadar kalabalığa yaklaşmaz diye ümit ediyorum, yanında yavrusu yoksa. Şimdi sislerin arasında yön tayin etmek çok zor. Ama ona rağmen tecrübeli insanlar olduğu için gelebildik. Normalde burada müthiş bir manzara var. Size bunu göstermek isterdim ama maalesef daha kendi yüzünü göstermek isterse gösterir. Her zaman o güzel manzaraları göremezsiniz. Bunu bilerek dağa çıkarız. İsmet abi söz sende abi. Bulunduğumuz yer Orhaniye Öküz Yatağı üzerindeki Özgürlük Tepesi. Şu noktamız. Buradan devam ettiğimizde de Hacı Hasan Tepesi'ne gidiyoruz. Yaklaşık 1 kilometreye yakın bir mesafesi var. Doğu tarafında Karagöl Dere Vadisi, yani biz buna Deliçay diyoruz tamamına vadinin. Hemen batı tarafında da Kapıyayla Vadisi var. Uludağ'ın çok özel panoraması olan tepelerinden birisindeyiz şu anda. Yukarıya doğru yükseliyoruz ama hava maalesef bize görüntü vermiyor. Biz de misafir umduğunu değil, bulduğunu yer diyerek yolumuza devam ediyoruz. İzleyicilerim de Uludağ'ın bu tepelerinden selamlıyorum. Çok teşekkürler. Şöyle biraz manzara yüzünü gösterdi. Anca. Şöyle. Alaçam'da da böyle bir yer var. Biliyor musun şu ben? Alaçam'da böyle. Şu daha belirginiz. Ay izi. Thank you.
yüzden gelmiş. Aynen hiza. İni falan vardı. Şöyle. Hemen yakından bir çekim yapalım. Biz yine şöyle. Bir tane hatta bak. Bir tane orada. Evet, şurada çok net, çok belli. Bu istikametten gelmiş. Solda da bir iz var. Böyle değişik bir oluşuma geldik. Dere o buz kütlesini yarmış. Orada bir tünel oluşmuş. Şimdi onu görmeye gideceğiz. Ekip güzel efor sarf etti. Demin açıkken biraz görüntü aldım. Çünkü sis de geliyor yavaştan. Belki az sonra burası tamamen kapalı bir hale gelebilir. Şöyle güzel bir günden hepinize günaydın. Güzel uyuduk, yorulmuşuz dün. Ben araçta uyum. Murat abi günaydın. Günaydın. Otağımız burada kalacak. İsmet abi, bizi uğurluyorsun. Evet. Maalesef küçük bir sakatlık geçirdin. Evet, akşam burada bir ağacı çekerken, ateşimize odun toplarken birden çukura ayağım boşa hızlı bir ağaçla birlikte düştüm. Dizimde bir dönme oldu. Maalesef bir süredir hayalini kurduğumuz bu aktiviteye katılamıyorum. Sizlere iyi faaliyetler. Abi çok teşekkür ederim. Umarım güzel haberlerle, güzel orada görüntülerle geri gelirsiniz. Evet abi. İyi faaliyetler. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkürler. Havanız açık olsun. Çok teşekkürler abi. Buralar sana emanet. Araçla gelebildiğimiz yere kadar geldik. Şimdi buradan sonra yol açığı düşmüş, kapatmış yolu. O yüzden araçları buraya bırakacağız. Burada da arkadaşımız çok güzel bir manzarada kampını kurmuş. Tam dağlara doğru. Şimdi ekip yavaştan toplanıyor. Aşağıdan da sis geliyor. Bakalım. Hava şimdilik güzel. Enerji doluyum. Uludağ'ı adım adım gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Şimdilik her şey istediğimiz gibi. Bakalım, umarım yukarıda hava şartları değişmez ve zirve faaliyetini ve akabindeki o göl faaliyetini gerçekleştiririz ve artık kışa veda edebilirsin. Hava gördüğünüz gibi bir açılıyor, bir kapanıyor. Ama yürümek için hava şartları çok güzel. Ne çok sıcak, ne çok soğuk. Sadece tabii yer yön tayini yapmak biraz zor. Evet, an itibariyle Kilimli Göl'deyiz. Uludağ'ın en büyük gölü şurada kaldı. Tabii üstü şu anda buzla kaplı. Ekip bir kısım burada bekliyor. Onlar geri dönecek. Biz de Murat hocamla birlikte zirveyi zorlayacağız. Ama sis var. Tabii ki yukarılara doğru kar seviyesi de artıyor. Eğer çok riskli olursa geri döneceğiz. Eğer çok riskli değilse zirveye çıkmaya çalışacağız. Hava bir anda kapattı. Yolculuğa başlarken demiştik yani dağların eli ağır oluyor. Hava şartları her an değişebiliyor. İlerliyoruz abi. Ne diyorsun? Dağ izin verirse ilerleyeceğiz. İlk önce karşı sırta çıkıp gölün üstünden yan geçiş yapacağız. Kendimizi zirveye giden sırt atmaya çalışacağız. Kazmamız var. Eğer kar yumuşaklığı yukarıda sertliğe dönerse risk yapmadan döneceğiz. Ama bu şekilde olursa yandan zirveye ulaşacağız. Yukarıdan aldığımız bilgilere göre yukarısı da açık olmadığı söyleniyor ama biliyorsunuz Uludağ'ın havası biraz değişken. Yani 10 dakika sonra nasıl olacağını bilemiyoruz. Deniyoruz. Hiç olmadı. Antrenman yapıp döneceğiz. Evet. Hadi bakalım. Evet. Siste ilerlediğimiz için Murat abi şimdi buraya baba koyuyor. Dönüşte yolumuzu rahat bulabilmek için. Yavaş yavaş sırta doğru geldik. O eğimli yeri geçtik, sıkıntılı yeri. Şimdi biraz da yataydan seyredeceğiz. Ve tekrardan ilerle. Eğer
değerlendirip ya zirveye çıkacağız ya da geri döneceğiz. Ama şimdilik her şey yolunda. Tedbirler alındı ama ne olur ne olmaz. Eğer yolumuzu kaybedersek veya bir şey olursa, kaybederlerse geldiğimiz yol ve gittiğimiz yönü işaretleyelim. Altını biraz besleyelim, düşmesin. Teknolojiden çok faydalanamadık bu sefer. Ara ara telefon çekmedi. Sağ tarafımız balkon. Kar oraya bir balkon oluşturmuş. Pek istemiyorum. Murat abi ne diyorsun? Kurt mu ayı mı? Bana biraz şey... Ayı gerçi daha çok bastırırdı. Abi kesinlikle bence kurt. Kurt izi. Evet. Yani şu şeylerine bakabilirsek. Böyle tırnaklarına. Şu ilerideki şey daha belli. Böyle yaban hayata ait izleri de görüyoruz, gözlemliyoruz. Şunu da çeker misin? Şunu deme abi. İlerideki tırnak olanı. Batıyor abi nasıl? Şu çok net. Büyük. Çok da sağa inmemek lazım. Geliyor muyuz? Abi dur bakayım burada ne olmuş? Oo. Ayı. Abi çok yakın geçmiş yalnız. Ayı. Abi bakar mısın? Aa yanında yavrusu da var abi. Abi. Bak vallahi. Dur abi korkutacaksın dur. Evet. Çok yakın geçmiş abi ha. Evet. Çok çok yakın geçmiş. Evet, saatin çok geç olması zirve işini biraz sarkıttı. Bugün biraz güne geç başladık. Bir ikincisi sisin olması bütün planlarımızı alt üst etti. Sisten dolayı biraz da yanlış yöne gittik. İnternet de çok çekmiyordu. GPS zayıf. Ve dönüş kararı aldık. Dağla inatlaşmak olmaz diyoruz. O yüzden zirveye belki 100-200 metre kala geri dönüş yaptık. İrtifa olarak ama çok yaklaştık yükseklik olarak. Rüzgar da çok fazla şu anda. O yüzden Murat abi yavaştan dönüşe geçiyoruz. Evet. İnatlaşmaya gerek yok. Daha izin vermeyince. Yapacak bir şey yok. İniş yolunda Melih biraz önce bir kayma tehlikesi atlattık. Ters inmeye karar verdik. Çünkü oldukça dik, devamı da dibi buz. Zirvenin dibinden döndük ama şu soğuğu hissetmek istiyorum. Uludağ'dayız. Şu anda Kilimli Göl'deyim. Ve kışa veda aktivitesi olarak buzlu suya gireceğim. Nasıl? Olasam şimdi tabii şöyle vücudu yavaş yavaş. Kötü arkadaş kurbağana gitti. O da fikir değişti. Normalde girmeyecekti. Evet. Şey. İptal ha. Evet. Murat hocamla göle girdikten sonra şimdi çivi gibi olduk. Artık koşar adım. Dönüş yolundayız. Vücut sadece şu anda ayaklar bayağı bir üşüyor. Ama onlar da hareket ettikçe ısınacak. Aynen. Çok keyifli bir gün. Zor bir parkura girdik bu sefer. Hava şartları istediğimiz gibi değildi ama bunu bilerek geldik. Kendimizi gördük. Ve şimdi geri dönüşe başladık.
Evet, koşar adım aşağı kamp alanına kadar geldik. Ya müthiş bir gündü. Göle girdik, ayı izi gördük, kurt izi gördük. Ondan sonra zirveyi yokladık ama başaramadık. Dönmeyi bildik, vazgeçmeyi bildik. Ve şimdi ormanın içine doğru giriyorum. Yukarıda hava nasıldı? Şu anda hava nasıl? Güneş açtı. Tabii nasıl bir şey diyoruz biz bu işe? Biraz şu odunlardan bulabilirsem bulacağım. Ama şu kuş sesleri, şu güneş, şu anda drone görüntülerini de vereceğim size. Gerçekten Uludağ'ı gez gez bitiremiyoruz. Her yeri ayrı bir güzel. Yaban hayatı var, güzel bitkiler var, mantar popülasyonu var, tırmanış kulvarları var. Efendim günaydınlar. Güzel bir sabaha uyandık. Ekip yavaş yavaş toplanıyor. Çok güzel bir kamp oldu. Yağmur gördük, sis gördük. Buzlu göllere girdik derken bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı gelecek. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.